olmayınca bir işe yarabileceğimi bilmem gerekirdi. İşe yaramaz değilsin. Hala piyano uyup küçültücüyü ondan geri alabilirsin. Nasıl? Çok küçüğüm. Kedi çocuk, neredesin? Seni göremiyorum. Üstüne basmadım değil mi? Gördün mü? Öyle küçüğüm ki neredeyse görünmezim. Durun, işte bu. Küçüldük diye üzüleceğimize bu özelliği kullanabiliriz. Yeter ki birlikte çalışalım. Şimdi kahraman olalım. Dans fena değil ama minik kedi çocuk olmadan eğlenceli olmaz. Hey, sizi de mi küçültsem ninjalinolar? Kes şunu! Nereye basacağını bile bilmiyorsun. Ama sen de elinde tutamıyorsun Romeo. Tutuyorum. Hayır. Tutarım. Zamanınız doldu. Küçülticiyi hemen bize verin kötüler. Küçült şu tüy torbasını hemen. Kertenkeleyi de alın ninjalinolar. İmdat. Küçülmeye hazır olun pijamaskeliler. Baykuş gözü. Ne yapıyorsun? Bir şey beni gıdıklıyor. Yaşasın. Oho, büyüdüm. Olamaz. Olmaz. Çok fazla robot var. Ama belki birkaç maskeli daha olsaydı. Evet, evet. Ha, sürüngenler aşkına. 4 tane mi oldu yani? Hadi kedi çocuk. Bir planım var ve sen de uyumalısın. Bu robotlardan kurtulabiliriz. Evet. Evet. Görüşürüz robotlar. Dur bakalım. Galiba kopyalarımızın başka bir planı var. Ne yapıyorsun sen? Onlardan kurtulsana. Daha iyi bir fikrim var. İyice başı dönene kadar bunu çevireceğim. Ben de kaybolana kadar gidip onunla şehirde yarışacağım. Ben de benimkiyle son sürat koşacağım. Çok iyi spor olur. Görüşürüz. Dikkat et. Robotlar, şu pijama zavallıları havada tutun. Makineyi geri almamız gerekiyor. Artık planımıza uyabilir miyiz lütfen? Bana bir şans daha ver ve bir fikrim var. Ve bunca kedi varken... Bunu başarabiliriz. Bunlarla Romeo'yu hapsedebiliriz. Ama makineyi nasıl geri alacağız? Ha? Sonra anlatırım. Hadi çabuk. Ha? Hayır! Sizi pijan zavallılar! Robotlar! Bunun yerine robot tuzağı kurup geldiklerinde onu çalıştıralım. Ben de bir robot mancınığı yapacağım. Eğer kütüğün üstünde çok hızlı koşarsam robotların başını döndürürüm. Dur, hayır. O kütükler bize lazım. Hayır, bana lazım. Bana da lazım. Dur, plana uyun lütfen. Benim planıma uyun. Benim planım. Romeo'yu hiçbir yerde göremiyorum. Baykuş gözlerini mi kullanıyorsun? Evet, ama kedi gözleri diyorum. Baykuş gözleri gücümü de mi aldınız? Bir de ben deneyeyim. Kertenkele görüşü. Romeo'yu gördüm. Hayır. Galiba onu buldum. Hayır. İşte orada. Baykuş gözleri gücüyle nasıl yakından görebiliyorsun? Hey, takla atabildim. galiba onu gördüm. İşte orada bakın. Hey! Doğru yapamıyorsun. Ay! İyi misin? Evet ama sıkıştım. Çocuklar, Romeo kaçıyor. Bir kez daha çekersen pelerinin kurtulacak. İşte. Hadi artık yakalayalım.
Uçmak benim işim. Siz yere bassanıza. Ama uçmak harika bir şey. Ayrıca hepimiz uçarsak Romeo'yu daha hızlı yakalarız. Bize bazı hareketler gösterebilirsin. Mesela durmayı ve takla atmayı. Tamam, yetişmeye çalışın ama. Sürüngenler aşkına, çok hızlıymış. Aynen öyle. Hadi gidelim. Pijama maskeliler, çıkın da oynayalım. Baykuş güçleri çok iyiymiş. Ama diğer güçleri de alınca durdurulamaz olacağım sonsuza kadar. Gel bakalım ufak kuş. Aa, hayır, bu bir tuzak. Durun. Ama bize göstermedin ki. Kedi bıyıklarım aşkına. Süper kedi hızı. Kertenkele kamuflajı. Ne? Artık tüm güçlerinizi kopyaladım. Dünyayı ele geçirmemi engelleyemeyeceksiniz. Romeo, bunu başaramayacaksın. Çoktan başardım bile. Benim zekam ve güçleriniz birleşince durdurulamaz oldum ben de. Elveda pijama yavrular. Bunların hepsi benim suçum. Uçma gücümü aldınız diye kıskanmasaydım Romeo'yu yakalamıştınız. O zaman her şey bitmiş olacak. Merak etmeyin. Kokuyu süper güçlü kaslarımla ve mega rüzgarla kovabilirim. Harika bir hedef. Koku geliyor. Kertenkele. Biliyorum, buna dayanamıyorum. Kertenkele mobildeki su hortumuyla seni bir an önce yıkamamız gerekiyor. Yerini bize neden söylemiyorsun? Yoksa onu kaybetmedin, öyle değil mi? Hayır, yerini biliyorum. Yalnız şey var. Romeo'yu durdurmanın yolunu buldum. Yumurtalardan korkma sırası ona geçti. Çünkü dinozor yumurtası bende. Bu gördüğüm en büyük yumurta. Kokuşturucum bu yumurtayı çok pis kokutabilir. Kertenkele dur. O yumurtayı atamazsın. Atmayacağım ki. Atacağımı sandığı için geri çekilecek. İşte bu kertenkele. Harika. Bu çok iğrenç. Yumurta öyle eski ki çok kötü kokuyordur. Kokuşturucum sayesinde en kötü yumurta o olacak. Kimse ona dayanamayacak bile ve dünya benim olacak. Kertenkele aşkına, o eski yumurtayı kıracak galiba. Paniklediğim için onu atmıştım. Ve paniklememin nedeni de size gerçeği söylememiş olmam. Şimdi kahraman olalım, hadi. Çocuklar, arabayı gerçekten kaybettim ve bulmama yardım etmeniz gerek. Bunu niye daha önce söylemedin? Çünkü unutkan olduğumu sanacaktınız. Kertenkele, özür dileriz. Her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Sadece dalga geçiyorduk çünkü sabah bir şeyler kaybetmiştin. Şimdi kaybolduğunu biliyoruz ve onu bulmamız gerek. Ama görünmez bir araba nasıl bulunabilir ki? Bu çok kolay. Kamuflajlı kertenkele. Bir yumurta havada duruyorsa bir şeye takılmıştır. Ve bu yumurtayı arabaya kim attı? Romeo! Haklısın! Hadi uçan yumurtayı bulalım. Burası çok soğuk, yürüyemiyorum. Çıkar beni dışarı Romeo. Baykuş kız, galiba Romeo'yu ben durdurabilirim. Bak! Şimdi olmaz kertenkele, buraya gel. Kedi çocuk, ne yapacağız? Sen beni düşünme. Romeo kaçmak üzere. Çabuk onu durdur. Hızıma yetişemediniz değil mi maskeliler? Süper kahraman olabiliriz ama şu an kedi çocuk buz küpüne döndü. O yüzden ikimiz plan yapmalıyız kertenkele, çabuk. Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Ben... Ne yapacağımızı buldum ama yardımın gerek. Ama benim planımla belki... Tamam. Ne yapacağım? Baykuş kanadı. Bu daha iyi. Tamam. Bunu laboratuvara bağlayınca sen de süper gücünle durdurmaya çalışacaksın. Evet ama... Sonra buz makinesini kontrol edebileceğiz. Hadi kertenkele. Hey dur. Benim gibi bir dehayı mı durduracaksın sersem şey?
neredesin? Baba, baykuşun başı dertte. Kaçtı aşkına, ne oluyor? İki küçük buz küpü yatıyormuş. İki küçük buz küpü çok üşümüş. Kertenkele, benim bir planım var. Dur, benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp kendi gücümü kullan... Kaç! Şimdi dur bakalım kertenkele. Dikkatimi dağıtmamayı öğrenmeliyim. Görüşürüz pijama askeliler. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Emin olun bomba gibi olacak her şey. Sen iyi misin? İyiyim. Sadece çok yavaşım. Benim yüzümdendi. Eğer dikkatimi dağıtıp durmasaydım, Romeo'yu şimdiye yakalamıştık. Siz bensiz devam edin. Olmaz kertenkele. Biz bir ekibiz. Haklısın kedi çocuk. Belki yavaşım ama odaklanırsam size yardım ederim. Hadi gidelim. Kahraman olma vakti. Evet. Çocuklar, birinin beni taşıması gerekiyor. Baykuş kız, sen Romeo'yu oyalarken ben de süper kertenkele gücümle saati durduracağım. Kedi çocuk, eğer baykuş kız vurulursa Romeo'yu oyalama görevi sana düşüyor. Tamam, ama sen hala yavaş hareket ediyorsun. O saati almayı nasıl düşünüyorsun? Sen hiç merak etme, bu sefer dikkatimi dağıtmayacağım. Yine mi sen? Artık seni yavaşlatmam gerekiyor küçük kuş. Bunu göreceğiz Romeo. Evet. Tamam, dikkat dağıtmak yok. Bana vuruyordunuz efendim. Ah, sızlanmayı kes de şunu yakalayalım artık. Biraz daha hızlı, hadi. Beni yakalayamazsın robot. Kuş kanadı aşkına. Baykuş kızı yakaladı. Bir adım süper kertenkele, sonrası için kocaman bir sıçrama. Bu tören olacak güveler. O balonları çalacağız ve tören kraliçesi ben olacağım. Şimdi bağırın ayın güzel böcekleri. Kuş tüyü aşkına, neler oluyor? Seni tören yerine bir an önce götüreceğim. Ne? Yaptınız pije zavallılar. Bu da ne böyle? Ben dev kertenkeleyim. Balonları almanı engelleyeceğim. Özellikle kertenkeleyi. O en sevdiğim çünkü. Hayatta olmaz. Hepsini aldığım zaman ay geçit törenimi düzenleyeceğim ve caddede herkesle birlikte yürüyeceğim. Yakalayın güveler. Ve... Bugünlerde insana kimse yardım etmiyor. Ay kaykaya. Güveler, şuradakileri gelin alın ve beni takip edin. Hadi ama, gelip alsanıza. Nedense hiç çaba sarf etmiyorsunuz. Herkesi uyandırıp bunu görmesini engellemeliyiz. Ama merak etmeyin, bir planım var. Bekle, benim de var ve kocaman. Kertenkele, ne yapıyorsun? Tabii ki kutuyu büyütüyorum. Eğer yeterince büyük olursa ay kızını ve güveleri içinde tutabiliriz. Olamaz. Evet. Çabuk ol kertenkele, küçült. Merak etmeyin, sonra düzeltirim. Çöp kutusunu biraz daha büyütmem gerekiyor.
dikkat edin. Pijam maskeliler çok büyük bir hata yaptı. Geliyorum. Sağ ol baykuş kız. Ne demek? Ama illa uçmana gerek yoktu ki. Neden kamuflajını kullanmadın? Kamuflaj mı? Emin misin? Bir problemi çözmenin mutlaka başka yolları... Ay ne oluyor? Şimdi yakaladım seni gidi tüy kafa. Aşağı inebilirim. Yetişemiyorum. Yer çekimine karşı gelmek için uçmayı denesene. Gücüm kontrol etmeye yetmiyor. Pijam maskelerin biri gitti. Şimdi geriye sadece ikisi kaldı. Romeo'yu yenip baykuş kızı kurtarmalıyız. Ben peşinden giderim. Sen de baykuş kızı kurtar. Süper sıçrayan kedi. Güçlerim yetmiyor ki. Düşün kertenkele. Baykuş kız gibi uçamıyorum. Ama belki kedi çocuk gibi zıplayabilirim. Ama ben bir sürüngenim. Kedi gibi sıçrayamam ki. Ama kedi arabası sıçrayabilir. Baykuş kızın üzerinden sıçrar, arabanın içine çeker ve onu yakalarım. Bu kalemun aşkına. Hadi gidelim. Sıçra. Elimi tut baykuş kız. Kaçabilirsin ama saklanamazsın sinir bozma. Ne? Sen bunu... Neyse önemli değil. Kersenkele seni aşağı çekiyor. Sizi alabilirim. Süper sıçrayan kedi. Yakaladım. Şimdi sen baykuş kız. Hayır korkak kedi. Şimdi sen. Kedi çocuk geliyorum. Hayır ben geliyorum. İki pijama maskeli havada. Şimdi bir tane kaldı. Merkezinizi de zapladıktan sonra... Bir zaplamayla aya kadar gider. Kertenkele bizi aşağı indirmen lazım. Hadi. Ama ben ne yapacağım ki? Zıplayamıyorum da uçamıyorum da. Peki ikisi aynı anda olursa arabayla sıçrayıp havadaki yaprakları alırım. Denemeye değer. Süper güçlü kertenkele. Evet başardım. İşe yaradı. Ne? Nerede ki? Baykuş planörüne bakalım. Olamaz. O da gitmiş. Ve kertenkele mobilde. Pekala. Araçlarımız olmadan nasıl kahraman olacağız? Bisikletlerimizi mi kullansak? Bisikletlerimiz mi? Bence denemeye değer. Sen iyi kullanıyorsun. Gündüz için idare ediyorum ama kahramanların süper arabaları olması gerekiyor. Bence en azından kimin yaptığını bulana kadar bir deneyelim. Hadi yürüyün. Bisikletli kahraman olacağımıza inanamıyorum. Hadi çocuklar çok eğleneceğiz. Evet. Bakın bisikletime yapışıyorum ve hiç düşmüyorum. Bence bunu sen de deneyebilirsin baykuş kız. Bisikletinle uçsana. Tamam hadi bakalım. Yaşasın. Vay canına ne kadar güzel bir iniş yaptım öyle. Hey kedi çocuk bana kalırsa sen de süper güçlerini denemelisin. Bu çok eğlenceli. Olabilir ama kedi arabası kadar havalı değil. Hadi parka gidelim. Vay canına. Ne tuhaf bir duvar olmuş. İçeriden de bir ses geliyor. Hadi gidip bakalım. Kedi arabam. Sen ne yapıyorsun Romeo? Süper arabalarımızı nasıl çaldın söyler misin? Kolay oldu. Muhteşem elektro mıknatısımla tabii ki. Normal arabaları çekerken sizlerinkileri de almışım yanlışlıkla. Arabalarımızı öylece alamazsın. İşe yaramaz bisikletlerinize mi kaldınız? Ne? Kim? Ben mi? Vah. Bak Romeo. Arabaları öylece çalamazsın. Özellikle de süper arabalarımızı hiç alamazsın. Üçüne birden neden ihtiyacın var ki? İhtiyacım yok. Deneyip hangisi en iyisiyse onu alacağım. Diğerlerini de geri alabilirsiniz. Mıknatısımı ezdikten sonra tabii. Ne? Baykuş kız kertenkele Romeo'dan uzaklaşın. Olumsuz. Biz sadece Romeo'ya hizmet edeceğiz. Garip bir şeyler oluyor. Kedi çocuk.
Ha, sen işine bak hadi. Aa, öyle mi? O zaman şunu biraz aydınlatalım. Yön yuma aşkına. Ha? Ne? Bırak Amaya. Dışarıda oynarken bizi yakalayıp kaçırdı. Süper güçleri olmadan kolay tabii. Ama kafesin içindeki sizsiniz. Onlar kim? Onlara sakın yaklaşma kedi çocuk. Durun. Görüntü oynatıcısı robot demişti. Onlar kertenkele ve baykuş kız değilmiş ki. Aa! Doğru. Ama öyle sanmıştın. Aslında benim inanılmaz gerçekçi robotlarım da onlar. Eğer devre kartımı kaybetmemiş olsam senin de robotun olacaktı. Devre kartı mı? Yani bu mu? İşte devre kartım. Kendine çok güvenme şapşal pisicik. Yakında robo baykuşum ve robo kertenkelem seni de kafese koyacak. Sonra dünyayı ele geçireceğim ve sizden kurtulacağım. Kedi çocuk, bizi kurtar ki sana yardım edelim. Güçlerim olmadan yapamam, merak etmeyin. Pijamalarınızı getiriyorum. Bunları mı arıyordun sokak kedisi? Oh. Evet, pijamalarınız benim oldu ve sen de öyle. Ah. Ah. Aa, bu robotlar baykuş kızla kertenkelenin gücünü mü aldı yani? Aa, daha da iyisi. İzle şimdi. Aa, daha güçlüler. Bu haksızlık. Seni uyarmıştım kedicik. Bu güçleri sağlayacak bilgisayarı yapmam yıllar sürdü. Ama şimdi robotlarım yenilmez oldu. Aynı benim gibi. Kuyruğum donuyor. Ha, geçici bir etkidir. Ama seni kafese tıkmama yeter bu. Sıra sende robo kertenkele. Robotlar yakalayın ve sonra devre kartımı geri getirin. Ha? Ha, kuyruğumu hissedebiliyorum. Otopilot. Eğlenceliymiş. Yakalayın. Şu an oyun vakti değil. Aa! Harika. Ne? Yapışkan gücüme de neler oluyor böyle? Eyvah! Kertenkele iyi mi bakmak için yatmıştım. Çocuklar, ne oluyor? Bilmiyorum. Artık direğe yapışıp duramıyorum. Tabii duramazsın. Benim sayende artık sakar parmakların var. Demek bu bir sakarlık ışınıymış. Ama bu başka. Bu yapılmış en harika sakarlık ışını. Hayır, kertenkeleye bunu yapmış. Evet, ve sana da yaptığını kabullenemiyorsun. Arabadan çıkmamızın sebebi seni sakarca kullanmandı. Sakar mı? Ben mi? İmkansız. Şimdi o ışını zarif kedi hareketlerimle durduracağım. Süper kedi hızı. Hayır kedi çocuk, dur. Ha? Belki ışın ona gelmemiştir. Süper kedi. Hey! Baykuş kızı ışından korumamız gerekiyor. Aramızda etkilenmeyen sadece o kaldı. Benim dışımda. Hadi gidelim. Şimdi ışını bu tabelaya yansıtacağım. Sakar parmakları. Dur yardım edeyim. Ben sakar olmadığım için sorun olmaz. Herkes iyi mi? Evet. Ne? Hayır. Artık sen de sakarsın kuş beyinli. Işınım sayesinde en sakarları sen oldun ve artık asla düz yürüyemeyeceksin. Düz uçamıyorum ki. Duramıyorum. Bu gerçekten büyük bir felaket. İkiniz de çok sakarsınız. Işının etkisi nasıl geçecek? Sen de sakar olduğunu kabul eder misin lütfen? Ama değilim ki. Ben zarif bir kediyim. Artık hepiniz sakarsınız. Kuş beyinli, sürüngen çocuk ve hepsinden önce yaramaz pisi. Hayya! Pes et hadi robot. Ya oyun parkının eşyalarını verirsin ya da Usta Feng'in ejder tekmesini kafana yersin. Ve benim ölüm fırtınamında. Olumsuz. Ha? Bunu sen istedin. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Usta Feng ve uçan tekme çok güçlüdür. Ama normalde birbirlerine vurmazlar. Lütfen robotu birlikte durdurabilir miyiz? Ben süper flash olurum. Üzgünüm. Usta Feng flash'ı istemiyor. İstersen köpek ol. Feng'in en iyi dostu. Tehlike varsa da havla.
Ama ben havlamak istemiyorum. Ha? Hey şapşallar, nasıl yapılırmış görün bakalım. Artık oyun bitti. Beni çok iyi dinleyin. Robotun dikkati dağıldı. Fırsat bu fırsat. Haklısın. Hazır mısın tekme? Elbette. Süper hızımı kullanarak süper turna vuruşu yapacağım. Ben de süper gücümü kullanıp ateşli Mickey yumruğu atacağım. Peki ama ya ben? Üzgünüm ama ya, ama köpeğin özel güçleri yok. Hadi gidelim. Söylemiştim, ben köpek değilim. Ama süper flash olabilirim. Oh! Beni dinleyin artık. Olumsuz. Hadi ama. Hey robot. Oyun park eşyalarını vermek için bu son şansın. Robot arkadaşımı benden alamayacaksınız. O benim en iyi dostum. Robot, köşeye sıkıştın. Uçan tekme ve usta Feng düşmanını alt eder. Bu düşman robot olsa bile. Beni de unutmayın. Bu süper flash. Hem de yeni saçları ve süper uçan tekmesiyle. Hey. Baykuş kız dikkat et. Merhaba ben Robert. Olamaz. Benim Robert'im. Özür dilerim. Sen iyi misin Robert? Daha iyi olmamıştım. Çünkü dünyayı ele geçirmeye karar verdim. Ha? Ne? Ama dünyayı ben ele geçirecektim. Artık değil. Hey bırak beni aşağı olsunuz. Şimdi sizinle biraz daha uğraşmamız gerekecek. Olamaz. Kedi çocuk, böyle olacağını biliyordum. Beni oynatmayı kes Romeo. İşçilerimin şikayet etmesine gıcık oluyorum. Sesini kapatayım bari. Hayır yapma. Çok daha iyi. Şimdi çalış bakalım. Hızlı modda çalış. Uyduyu da sen koy. Aferin kertenkele bacak. Sen de minik kedicik. Yeni radikal Romeo kumandamı getir bana. Kedi bıyıkları devreye girsin. Teşekkür ederim sevimli kedicik. Böyle çok daha tatlısın. Zıplayın pijama kostümlüler. Çok eğlenceli ama zıplamanız gerekiyor. Dans etmeniz değil. Birkaç ayarlama daha yapmam lazım. Baykuş kız, çatıya zıplayıp uzaktan kumandayı al, tamam mı? Kertenkele sen de kuleye çıkıp çanak anteni al. Neden yapmıyorsunuz ki? Lidersin diye senin fikirlerin daha iyi anlamına gelmiyor kedi çocuk. Her şeyi senin istediğin gibi yapmak zorunda değiliz. Ama... Keşke zıplamasam. Kontrol edilmek berbat bir şey. Hey, ben de sizi kontrol ettim. Sizi hiç dinlemedim. Romeo herkesi kontrol edecek. Sorun değil, bir yolunu bulacağız. Evet, iyi bir lider diğerlerinin fikirlerine kulak verir. Şimdi kahramanca davranıp sizi dinleyeceğim. Şey, Romeo seni kontrol etmeye devam etse... Biz kuleyle anteni hallederken sen de onun dikkatini dağıtırsın. Hadi sizin planı uygulayalım. Oldu. Hepiniz zıplayın bakalım. Tamam, parti bitti. Şehir merkezine gidiyorum. Kumandamın sinyali herkese ulaşacak. Beni takip etmeye kalkarsanız sizi yine zaplarım. Şimdi süper kertenkele isim gece ninjası bu tarafta diyor. Hadi gidelim. Bu şapşal sürüngen uydurma gücüyle kazanacağını sanıyor. Ama bir sürprizim daha var benim. Hayya! Süper kertenkele isim yanılmamış. Eminim gece ninjası o tarafa gitti. Ha? Yapışkan yıldızlara takıldık. Kertenkele mobili kurtaramazsak hiçbir yere gidemeyiz. Bu çok uzun sürer. Hadi beni izle. Süper kertenkele isim gece ninjasının karargaha arkadan yaklaştığını söylüyor. Gölün öbür tarafından mı? Ama süper his gücün ikinci kez yanılıyor. Oyunu tekrar riske atamayız. O zaman tek başıma gidip haklı olduğumu kanıtlarım ben de. Dur! Baykuş kıza yardım etmeliyiz. Yoksa gece ninjası bayrağı alacak. Baykuş kız, kertenkele ormanda tek başına. Ya gece ninjası onu yakalarsa? Gidip bulsam iyi olur. O zaman karargah kimsesiz kalır. Kedi çocukla baykuş kıza gücümün gerçek olduğunu göstereceğim. Ha?
sürüngenler aşkına yapıştım. Olamaz. Ama dur, yapışkan yıldız. Demek ki bu gece ninjası. Yani süper kertenkele hissim işe yaramış. Bu gerçek. Gerçekten varmış. Yapma ama. Benim yürümü hissedemedin sen. Nereye gittiğini ben biliyorum. Başından beri yanıldın mı? Buraya sadece bana tuzak kurmaya mı geldin? Evet. Ve karargâhtaki arkadaşların seni aramaya gelince de gidip bayrağı ele geçireceğim. İşte orada. Yardım etmeliyiz. Dayan biraz kertenkele. Gerçekten çok özür dilerim. Karargahı kimse korumuyor. Ve gece ninjası kazanacak. Benim süper kertenkele hissim falan yok. Senin zaten havalı güçlerin var. Mesela kamuflaj ve süper yapışkan kertenkele. Ve hepsi de senin kadar harika. Aslında doğru. Teşekkür ederim çocuklar. Aa, hayır, olamaz. Karargahın mega miyavalar mı? Bayrağımızı aldı ama henüz kazanmadı. Pijama maskeleri atabilirim. Ah, düşündüğünden de daha iyi bir şey. Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Romeo. Ha? Ha? Tüylü kuşlar aşkına. Sesin benim gibiydi. Benim sesim de başka. Hayır, senin sesin benim. Kediler aşkına. Benimki kertenkeleninki. Bu daha güzel oldu. Ne kadar da komiksiniz siz. Ha? Arkandayım. Aslında buradayım. Hayır, buradayım. Yeter. Buradayım. Tamam, buradayım. Buradayım. Ben de buradayım. Hangisine basacağım peki? İşte kendi sesim. Senin değil. Hey, bunun sesine ne olmuş böyle? Benimki de geri geldi. Benimki de öyle. Evet. Ses kutumu hemen geri verin. Ses kutum. Hayır. Sesimi kaybediyorum. Artık kimsenin sesini çalamayacaksın Romeo. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Eskiden sanırdım ki şiir okumak çok zor bir şeymiş. Bana gülersiniz sanırdım. Ama kolaymış. Ve şimdi başardım. Tebrikler Greg. Sesleriniz. Hayır, şaka yaptık. Dur, yeni scooter'ını mı alıyorsun? Evet, belki işe yarar. Ama o sadece bir scooter. Peki, bu ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bu scooter gerçekten harika. Dikkat et. Uçmak için çok çalışmak gerekir. Öyle mi? Bana çok kolay görünüyor. Acınla. Bak. Gördün mü? Çok kolaymış. Çok iyi yapıyorum. Hay aksi. Tamam ama çok dikkat et. Baykuş planörüne. Tabii. Siz baykuş planörüne gidin. Ama beni izleyin. Belki harika uçuş yeteneklerimden bir şeyler öğrenirsiniz. Evet. Yaşasın. Uçma yeteneğini görürsün sen. Ay canına. Evet. Ama bizim balon aramamız gerekmiyor muydu? Kedi bıyıklarım aşkına. Ne işaret ediyor öyle? Baykuş gözü. Kızı.
Sürüngenler aşkına, buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum, öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar, belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız. Sen orasını bana bırak. Başın mı döndü Romeo? Sana bakıyor olsaydım doğru söylüyorsun, dönebilirdi tüylü arkadaşım. Ama bakacak daha eğlenceli bir şey var. Muhteşem makinem gibi. Ve hazır. Olamaz baykuş kız. Buz makinesi hazır. Bir tane kaldı sadece. Hadi git sahibine koş süper tren. Başı dönen sensin sanki, öyle değil mi? Süper kedi hızlı. Yakaladım seni. Süper güçlü kertenkele. Hareketi yapmalıyız artık. Romeo makinelerini tamir etmek üzere. Bir daha gösterelim o zaman. Çoktan anladım. Ama yapmak istemiyorum. Ama neden ki? Ne yapacağını biliyorsan neden yapmıyorsun? Belki de ne yapacağını bilmiyordur. Öyle mi peki? Yanlış anladığın için kötü hissettin. Yine yanlış yapacaksın diye korkuyorsun. Anlıyorum baykuş kız. Ama korkmana hiç gerek yok çünkü... Hiçbir şeyle alakası yok. Yapabiliyorum ve çok kolay. Ama neden yapayım ki? Hem daha iyisi var. Baykuş kanadı gücü. Hey Romeo! Baykuş kanadı gücü! Ben kendi hortumumu yapmayı tercih ederim. Süper trenim de tam da bu iş için hazır. Naber kuş kafa? Başın mı dönüyor yoksa biraz? Uçuşan kanatlar aşkına duramıyorum. Çarpacağım. Süper kedi zıplayışı. Eyvah. Süper güçlü kertenkele. Ucuza atlattık. Romeo ve makineleri ne olacak? Hepsi hazırdır şimdi. Evet, hepsi %100 verimle çalışıyor. Kumandamla hepsini bu sayede kontrol edebileceğim. Buz makinem donduracak. Robotum pis kokutacak. Durdurmaya çalışırsanız sizi yavaşlatacak. Ve siz onlarla uğraşırken ben de trenimle oynayacağım. Çuf çuf pijama maskeliler. Evet, mesela ben bundan daha iyi bir lider olabilirdim. Birlikte oyunlar oynar, iyi vakit geçirebilirdik. Çok komik. Ne? Anlaşılan taraf değiştiriyorlar. Harika. Sizi işe yaramaz ninja ninalar. Arabamı almak için geri döneceğim. Sonra başınız derde girecek. Büyük derde. Ne kadar tatlılar. Çok eğlenceli. Harika. Ama eğlenceden önce arabayı içeri güvenli bir yere koymalıyız çocuklar. Çok ağırmış. Yaşasın, süper kertenkele gücümü kullanabilirim. Bekle, ninja linolarım götürürse daha eğlenceli olacaktır. Ama onların adı değişmeli. Baykuşçuklar. Ne dersiniz baykuşçuklar? Beni çekmek istiyorlar. Hadi baykuşçuklar, çekin. Lider olmak güzelmiş. Eğlenceli görülebilir ama bu şekilde işini halledemezsin baykuş kız. Önce bir liderliğin keyfini çıkarayım. İleri benim baykuşçuklarım. Evet. Baykuş kız, gece ninjası her an geri dönebilir. Tamam. Baykuşçuklarım, hadi müziğe. Baykuşçuklar durun. Size durun diyorum. Affedersiniz. Kızmak istememiştim. Hadi. Gece ninjası birazdan burada olur. Arabayı güvenli bir yere koyalım. Hadi. Şu kutuların arkasına. Durun. Önce eğlenceli bir şey deneyeceğim. Baykuşçuklar. Hadi tekrar edin. Şimdi liderinizi selamlayın.
Böyle olmadı. Tekrar deneyin. Evet. Bay Kuşçuklar, ben sizin liderinizim. Beni düzgün selamlamalısınız. Bir, iki, üç. Hadi. Hayır durun. Size gidin demedim. En azından şimdi gece ninjası gelmeden arabayı saklayabiliriz. Renklerin çok güzelmiş kelebek. Sen benimkini beğendin mi? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu çok uzun sürüyor. Bize süper kedi hızı lazım. Hey! Bunlara ne oluyor? Yakaladım. Ne? Çok sert davranıyorsun kedi çocuk. Onları üzüyorsun bu şekilde. Ama eve gitmesinin tek yolu bu. Ve daha bir sürü var. Bakın. Tamam. Ama diğerleriyle biz ilgilenelim. Hadi. Bu tarafa uç. Evet, hadi. Kırmızıyı mı sevdin? Yeşil, mavi, yoksa hepsi mi? Süper kedi hızı. Bir ve iki ve üç. Evet, aslanlar aşkına bu işi iyi yapıyorum. Ne? Kedi çocuk, biraz nazik olsana. Zavallı kelebekleri korkutuyorsun. Ama ben yardım ediyorum. Peki. Ay kızıyla diğerleri nerede? Hey bakın, onun güveleri değil mi bunlar? Uçun hadi, artık sizi istemiyorum. Hadi pijama maskeliler gidelim. Yeterince sorun çıkardınız artık güveler. Bundan sonra yanımda sadece kelebekleri istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsunuz güzel kelebekler. Yavaş ol bakalım ay kızı. Pijama maskeliler o kelebekleri geri alacak. Pekala güveler, bu son şansınız. Kurtulun şu pijama maskelilerden. Yapmayın lütfen. Güvelerinin işi var ay kızı. Eminim 9 canım varken beni durduramazsın. Tabii durdurabilirim. Yeni yardımcılarım var. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Yakalayın kelebek ordusu, yoksa sonsuza dek ay mıknatısıma yapışırsınız. Sonuçta bunlar aslan ya da kaplan değil. Kedi çocuk kelebek yakalayıcı burada. Hayya! Bu haksızlık ama. Şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Hey, bu da haksızlık. Süper sıçrayan kedi. İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Kertenkele? Kedi çocuk? Kedi çocuk! Hey! Hayır! Ay kızı yakalamış. Onları yenmeye çalışmasaydım hala birlikte olabilirdik. Hey! Kahraman olma zamanı. Takımı kazandı. Bakın pijama maskeliler, güveler istediğim her şeyi nasıl da getiriyor. Merhaba ay kızım. Güvelerin iyi ama eminim en büyük oyuncağı getirecek güçte değillerdir. Şu dev T-Rex'i. Ne? Çok kolay. Hepsi bir takım olursa onu da getirebilirler. Ne? Hayır. Uçan şapşallar, birlikte dedim. T-Rex'i bana getirin. Birlikte. İmdat. Su istemem. Geliyorum. Ucuz atlattık. Teşekkür ederim baykuş kız. Hiç sorun değil. Demin çok yanlış davrandım kertenkele.
Ben de kedi çocuk. Sanırım bir an düşünemedik. Hayır yapmayın. Benim hatamdı. Devamlı kazanmak için her şeyi yarışmaya çevirdiğim için çok 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 özür diliyorum. Süper. Kertenkele güç. Hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece her şey benim olacak. Aa, arkadaş mı oldunuz siz şimdi? Evet. Ve Cikcik'le seni durduracağız. Baykuş kız, sen karargaha girip ışını kapat, biz kapıyı tutacağız, tamam mı? Ha, kapılar manyetik alanla kapalı. İçeri giremezsiniz ki. Başka bir giriş yolu daha var. Bir planın mı var? Tamam Cikcik, sana güveniyorum. Ha? Ne yapacaksın bakalım tüy kapalı? Aa! Uu, seni yaramaz kuş. Gel buraya çabuk. Harikasın Cikcik. Kedi çocukla kertenkeleyi bulalım. Sen de ay ışınını kapat. Hareket ediyor. Beni yenemezsiniz zavallı pijam maskeliler. Cikcik seni durdurdu. Bu şapşal kuş da sizin gibi işe yaramaz. Ama bir dahaki sefere gününüzü görürsünüz. Cikcik'le seni bekleyeceğiz. Kertenkele ile ben de öyle. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Lionel otur. Bekle ve yakala. Bu harikaydı Greg. Hey bakın bu Cikcik. Merhaba Cikcik. Bakalım ne numaraların var. Bakalım ha. Aa kedi çocuk seni çok sevmiş. Aa, hayır hayır kış kış kış. Hadi bakalım artık gitmelisin. Kes artık ebelemece oynamıyoruz. Hey, nereye gitti? Aa, gerçekten mi? Yakaladım. Bence kedi çocuk seninle biraz oyun oynamak istiyor. Evet, bir şeyin peşinde olsa neden bunu istesin? Oyun mu? Şu yaptığı şeylere bakın, tam bir felaket. Aslında bunları yapan sendin canım. Hayır. Hadi git bakalım hadi. Kedi çocuk çok korkuyor. Onu öylece gönderme. Mecburuz. Etrafta bir ninjalino varsa gece ninjasının da bir planı vardır. Bundan hemen kurtulup onu bulalım. Tamam mı baykuş planörüne? Ninjasını bulalım. Süper baykuş gözü. Bir şey göremiyorum. Peki ya sen kedi çocuk? Hayır, ben de göremiyorum. Oh, sen. Ha? Bizimle gelmiş. Burada olmaman gerekiyor. Kedi çocuk, eminim yardımımızı istiyordur. Hayır, güvende olabilmemiz için onu buradan göndermeliyim. Ayrıca dans da ediyorum. Siz bu hareketi yapamazsınız. Şey, keşke sen de bizim konserde sahne alsan. Oh, konser mi? Oh, olamaz. Oh. Oh.
Vay be, süper kamuflajımı bozmakta üstüne yokmuş arkadaşım. Ne? Kertenkele de senin hayranın. Vay vay, disco kertenkelesi. Tam da gösterim için ihtiyacım olan şey. Şarkıma çok yardım olacak. Popstar, popstar, popstar! Hey, herkes nereye kayboldu? Hadi ama ninjalinalar, başka bir odaya gidelim. Çok daha iyi. Özür dilerim. Ben hiç korkmam aslında. Ama yarın konserde herkesin önünde sahne alacağımı düşününce... Merak etme kedi çocuk. Şimdi ne yapacağız? Bence konser iptal oldu. Durun. Bir fikrim var. Vay be. İşte bu tam benlik. Hadi şova başlayalım. Evet, yaşasın. Evet, müzik aletlerini bu ipin ucuna bağlarsam baykuş kız ipin diğer ucunu tavana doğru çıkarır. Bu kalemun aşkına, ben de hepsini yapışkanımla işte böyle çekebilirim. Star! En iyi popstar benim! Kendini popstar sandığına inanamıyorum. Yarın konserde çok daha iyi söyleyeceğiz biz. Ha, biz mi? Sahnede mi? Şarkıcı gece ninjası! Bütün müzik aletlerini bağladın mı? Sanırım. Kertenkele de ipin ucunu çeker. Susun bakayım. Dalga geçmeyi bırakın da artık son perde için hazırlanın. Çok çok özür dilerim. Konseri düşünürken ipi yanlış bağladım herhalde. Anlayamadım. Baykuş kız yakala onu. Ama baykuş planörüm bozuldu. Planörüne ihtiyacın yok. Sen onsuz da harika uçuyorsun. Hayır yapamam. Nasıl yani? Ninja çok daha iyi. Ben onun kadar iyi uçamıyorum. Ne? Sen harika uçuyorsun. Yapışkan bombalarıyla planörünü mahvetmiş olması senin suçun değil. Evet. Biz de yardım ederiz. Hadi baykuş planörünü karargaha götürelim. Sonra da müzeye gidebiliriz. Evet, o kadar da zor değilmiş. Neyse ki müzede bu uçağın olduğunu hatırladım. Öyle değil mi? Harika. Harika gidiyorsun. Gece ninjasını kesin yakalayacaksın. Ama sen pijama maskelilerin uçuş uzmanısın. Biz seni takip edeceğiz. Beni mi? Ama... İşte ortalar. Sıcak hava balonuna yapışıp onu alacak. Tamam baykuş kız. Onu uçup nasıl durduracağız? Ne yapacağımızı söyle. Gece ninjasının uçan her şeyi almasını engellemeliyiz. Ben... Tamam merak etme. Deneyeceğiz. Bastır pijama maskeliler. Ne? Hey dur. Nasıl duracağım? Olamaz. Bu çok komik bir şeydi gerçekten. Her neyse ben gidiyorum, kaçtım. Ne oluyor baykuş kız? Senin uçmana ihtiyacımız var. Çok üzgünüm. Gece ninjası ve ninjalinolar çok iyiydi. Yaptıkları hareketleri gördünüz mü? Senin kadar iyi değiller. Ve biz de o kadar iyi değiliz. Bize yardım etmelisin. Bunu yapabilirsin baykuş kız, hadi. Tamam. Baykuş gözü. Müzeden roket gemisi maketini almışlar. Gece ninjası onu almamalı. Gol! Başardım! Hayır! Arka arkaya! Kuş beyninin içinde sıkıştı! İmdat! Bir kuş yakaladım! Ay mıknatısı! Şu kuşu biraz salla! Keşke kedi çocuğa pas verseydim. Hopla zıpla minik kuş. Süper sıçrayan kedi. Ne? Hayır. Şimdi
kertenkele. Hayır, 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 hayır. Merak etme, çıkacaksın baykuş kız. Biz yanındayız. Kedi çocuk, kertenkele. Çok özür dilerim. Size ne kadar iyi futbol oynadığımı gösterecektim. Ama bunu zaten biliyoruz baykuş kız. Hem pas versen daha iyi oynamış olursun. Haklısın. Bu bir takım oyunu. Biz de bir takımız. Kahraman olma zamanı. Oy! Baykuşu ay topundan çıkarmamız gerekiyor. Topu patlatabiliriz. Mesela neyle? Büyük, sivri bir şeyle. Ha, müzenin önündeki bayrak direği olur mu sizce? Kertenkele, sen topu yuvarla. Kedi çocuk, sen öne geçip yol göster. Nerede bu pijamaskeliler? Bu taraftan, biraz sola. Dikkat et, önünde direk var. Ay topu, buraya gel. Hayır. Hey, neden yavaşlıyoruz? Bu ay kızı, ay mıknatısı ve çok güçlü. Biliyorum, takım olarak oynamalıyız. Kertenkele, süper gücünü kullan. Kedi çocuk, süper hızını kullan. Ben de kanat rüzgarımı kullanacağım. Evet, harika işte pijamaski.